Varlanmak o kadar asan iş olmasa da, düşündüğümüz kadar çetin de değil. Bir insan nece varlanabilir? Amerikalı yazıcı Steve Seabold varlanmak hakkında kitap yazıp, yazıcı kitabında insanın varlanabilmek için lazım olan şerti tapıp, eğer doğrudan da imkanlı olmak isteyirsinizse, ilk olarak milyonçu kimi düşünmeyi öğrenmelisiniz. 1. Varlı ve orta tebekeye ait insanlar arasında en büyük fark onların pul hakkındaki düşüncesidir. Bele ki, yoksullar geleceği barede daima narahat olurlar. Bu narahatlık onların düşünmesine her zaman mani olur ve beynin meşgul olmasına yol açır. Bu duygu onlara pullarını koruma ve onları toplama vadar edir. Varlılar ise daha asan ve azat kirarlar kabul edirler. Onlar zihni enerjilerini problemlerini hel etmeye yöneldirler. 2. Orta yaşayış terzinde hayat sürenler kenait, varlılar ise daha çok kazanmanın yollarını öğrenmeye can atır. İmkansızlar işlemekle zengin olmanın yollarını, varlılar risklerle zengin olabileceklerine inanırlar. 3. Kasıplar daim pullarının biteceği korkusu ile, varlılar ise daha çok pul kazanmak yollarını aktarmakla yaşayırlar. Yoksullar pula duygusal, varlılar ise mentikle yanaşırlar. 4. Orta tebeke varlanmanın öz ellerinde olmadığını düşündükleri halde, varlılar bu gücün insanın içinde var olduğuna inanırlar. 5. Orta tebekeye ait insanlar düştükleri çetin vaziyetten kiminse onları hilas etmesini gözleyir. Varlılar ise hiç kimin gelip onları hilas etmeyeceğini derk eder ve öz işlerini Wexton'da hel etmeye çalışırlar.